Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Allah sizden razı olsun. Ee, buraya kadar geldiniz. Başkanım çok teşekkür ettik, ayağınıza sağlık. Bizim memnun ettiniz. Allah da sizi memnun etsin inşallah. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bir sözüyle başlayayım. Ee, 2017 yılında meclis tatile girince hadi tatile girdiniz deyince Cumhurbaşkanımız şöyle bir sözü vardı. Bizim için tatil milletimizle birlikte olmaktır. İşte o düsturla hareket eden vekilimiz, belediye başkanımız, ilçe başkanımız gerçekten halkla birlikte olmak adına halkla sürekli yani gezmedik, kapı sıkılmadık, el bırakmayacağız diyorlar diye. Onunla ilgili düsturla meclis tatile girer girmez vatandaşlarımızla birlikteler. Vatandaşlarımızla beraberler. Ben burada bir Yeşil Gençlik kurullarına teşekkür ederim. Özellikle Muhammed Yalçınkaya Başkanı'ma. Ee, yeni bir kurulan partinin genel başkanı, şey Malatya İl Başkanı bir gün aradı. Muhtarım dedi yeter artık bu AKP'den usanmadı deyince dedim ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan durduğu sürece ve bir de ağaçtan şeklen Yeşil bölgesinde çalışan gençleri gördükçe umutlarımız artıyor. Ağaçların, dolları, ağaçların kuruyan dalları oluyor elbette ki ama bu dallar yerinde filiz verdikçe biz de inşallah burada durmaya devam edeceğiz dedik. Bizim için durmak yok. Biz gücümüzün yettiği kadar, vakit olduğu kadar koşturacağız. Tecde mahallemiz hızla büyüyen bir yer. Evet, belediyemiz bütün gücüyle sahada çalışıyor. Muhtarımız aynı şekilde güzel bir işbirliğiyle, bir diyalogla, eş eşgüdümle bizimle beraber hareket ediyor. Bütün bunlara rağmen, evet eksik olduğumuz yerler olabilir. Çünkü mahallemiz çok yoğun bir şekilde göç alıyor, yapılaşma oluyor yolla ilgili eksiğimiz olabilir, kaldırımla ilgili olabilir, bir takım belediyecilik hizmetlerimizle ilgili eksikliklerimiz olabilir. Bu doğaldır. ama bunları peyderpey gidereceğiz. Eskisiyle yenisiyle beraber inşallah daha çok hizmet edeceğiz. Daha çok gönüllere girmeye çalışacağız. Tabii bizler bizlere vermiş olduğunuz yetkiyle, emanetle şehrimize e, gayretle durmadan dinlenmeden canla başla hizmet etmeye e, gayret ediyoruz. Ve e, yeşil yurdumuz e, 2014 yılında büyük şehre bağlı ilçe olarak kurulduğunda e, gerçekten e, birçok eksiği vardı. Birçok alanda e, ihtiyacı vardı. Bugünümüze geldiğimizde 6-7 yılda şehirde ciddi bir değişim oldu. Yaklaşık 3'te bir oranında o günkü şartlara nazaran nüfusunun arttığı, bütçesinin arttığı, teknik ve sosyal imkanlarının arttığı, fiziksel anlamda belediyecilik hizmetlerinin gerçekten ön plana çıktığı ve az önce de söyledim park sayımız bile o zaman 60'lardaydı. Şu anda 214. parkı yapıyoruz ki devam da ediyor. Bir tarafta yeşil alan çalışması, kilit taşı, kaldırım, yol çalışması, sosyal ve kültürel belediyecilik hizmetleri ki yapmış olduğumuz özellikle sosyal belediyecilikte gerçekten ciddi bir mesafe aldık. Belediyemizin şu anda hizmet verdiği yeşil yurda hizmet götürdüğü nokta sayısı da 52'ye çıktı. Bunlar içerisinde müzeler yoktu. Şu anda müzeler şehriyiz. E, tarihi e, mekanlarımız yoktu. E, ciddi anlamda bir restorasyonla ön plana çıkarttık. Şimdi e, bu yakın tarihlerde çok büyük sıkıntılar yaşadık. Yani öncelikle bir deprem yaşadık Malatya'mızda, Elazığ'da, e, İzmir'de yaşadık. Karadeniz bölgesinde sel felaketleri oldu. E, ardından pandemi önemli bir sorun oldu. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ilimizde de aynı sorunları, sıkıntıları yaşadık. Ama Allah'a şükürler olsun. bugün geldiğimiz noktada baktığımızda pandemiyle en iyi mücadele eden ülke durumuna geldik. Sağlık altyapımızın güçlü olması bu anlamda zamanında yapılan yatırımların şehir hastanelerinin ve büyük hastanelerin Malatya'da yapılan büyük eğitim ve araştırma hastanesinin il bazında konuştuğumuza önemli katkıları oldu. Hiçbir vatandaşımızı zor durumda bırakmadık. Hiçbir vatandaşımıza ilaç yok demedik. Doktor yok demedik. Yoğun bakım yok demedik. Yatak yok demedik. Bu anlamda anlamda gerçekten önemli yatırımlar yaptık. Yani şöyle düşünürseniz yani toplam 84 milyon nüfusun 1 milyon 177 bini sağlıkta çalışıyor. Yani çok büyük bir rakam. Nüfusun toplam nüfusun her 75 75 tane de biri sağlıkta çalışıyor. Çok önemli bir rakam bu. Yani bunun içerisinde bizim e, yaşlılarımız da, de dahil, çocuklarımız, torunlarımız da dahil bu toplam nüfusun içerisinde 75'te 1'e geliyor. Çalışabilir nüfus içerisinde baksanız, inanın 25'te 1'i e, sağlıkta çalışıyor. O yüzden çok önemli yatırımlar yaptık sağlıkta da. Malatya bazında baktığımızda e, sağlıkla ilgili bütün ilçelerimizde e, gerek hastanelerimizi, gerekse asemelerimizi, gerekse de entegre hastanelerimizi... Ee, tamamladık. Allah'a şükür olsun. Şimdi Malatya'da e, eski devlet hastanesinin yerine bir 300 yataklı daha hastane yapılarak bitme aşamasına geldi. Nasip olursa 2 aya kadar da teslim olacak. Malatya'da hiçbir zaman için artık bundan sonra inşallah sağlıkta e, hiçbir sorun yaşamayacağız. Üniversite hastanemiz çok güçlü. E, çok önemli bölümleri var. Karaciğer nakil hastanesi olsun, onkoloji hastanesi olsun e, önemli hizmetler yapıyor. Hem ilimize hem ülkemize hem de dünya genelinden buraya hastalar geliyor. Şimdi Malatya bazında da baktığımızda Malatya bir tarım kenti, bir de sanayi kenti. Yani iki şeyi ayırabiliriz. Bir de normal esnaflarımız var, Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi. Ama tarımda baktığımızda 50 bin ÇKS kaydı olan çiftçimiz var bizim Malatya'da. 50 bin kişi, yani 50 bin aile demek bu. Malatya'da ÇKS kaydı olan, yani çiftçilik belgesi olan, çiftçi kayıt sisteminde var olan vatandaşımız var. Malatya biliyorsunuz dünyanın başkenti kayısı da. Bu anlamda da önemli yatırımlar yaptık. Geçen iki yıl öncesinde başlayıp da geçen yıl tamamladığımız lisanslı depolarımız var. İki tane lisanslı depoyu tamamladık. Toprak mahsulleri ofisinin alım yapmasını istiyorduk. Fiyatlar iyi bir fiyattan, çiftçimizin malı iyi bir fiyattan satılsın diye bunu istiyorduk. Yani Cumhurbaşkanımız Allah razı olsun yani normalde satış derdi olmayan bir ürün kayısı. Hiçbir zaman için stokta kalmamasına rağmen Cumhurbaşkanımız Toprak Mahsulleri Ofisi'nin alım yapmasını emredince de fiyatlar bir otomatik bir şekilde %40-50 bir anda yukarıya çıktı. Allah'a şükürler olsun şu anda da 28-30 bandında 4 numara ihracat ürünümüz fiyat görüyor. Bu çok önemli. Çiftçilerimiz gayet memnun, tüccarlarımız memnun. Bu biz de memnun ediyor. Bunlar çiftçilerimizin, halkımızın, vatandaşımızın memnun olması. Bir de sanayi kentiyiz biz. İki tane organize sanayi bölgesi tamamen dolu şu anda. Üçüncü organize sanayi bölgesini açtık. Kamulaştırdık orada da büyük bir bölümünü ve kamulaşma bedelini ödediğimiz her alana da yatırım geliyor. Şu anda e, ticaret odası başkanıyla görüştüğümde, geçenlerde görüştüm. E, 300'ün üzerinde başvuru var, fabrika yapmak isteyen. Ama bizim elimizde şu an için üretebilmiş olduğumuz 36 tane parsel var dedi. Yani bu kadar önemli bir cazibe merkezi sanayide. Bunun da sebebi ne? Bunun sebebi de biz 6. bölgeyiz burada. Teşviklerin tamamından faydalanabiliyoruz. E, organize Sanayi Bölgesi'ndeki üreticilerimiz e, çok önemli teşvikler alıyorlar. Çok önemli katma değer üretebiliyorlar bunun karşılığında. E, bu bizim burayı cazibe haline getirdi. İnşallah Allah nasip ederse şu an itibariyle 25 bin kişi var Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışan. Üçüncü Organize Sanayi Bölgesi'nde bittiği zaman Allah nasip ederse bu rakam 40 bini bulacak. Bu önemli bir rakam. İstihdam için çok önemli bir rakam. Malatya e, gerçekten artık bölgenin yıldızı konumuna gelmiş bir il. Ulaşımda Allah'a şükürler olsun önemli işler yaptık. Şu anda havalanımız yenileniyor. 250 milyon lira civarında oraya ihalesi yapıldı. Allah nasip ederse en kısa sürede tamamlanacak. Karahan Tüneli, Erkenek Tüneli, Çebiş Tüneli, kömürhan tüneli, kömürhan'daki asma köprü, işte Tohma Köprüsü ve benzeri birçok yatırımı Malatyamız'a kazandırdık. Allah'a şükürler olsun. Şimdi bir kuzey çevre yolumuz var. Orayla ilgili de çalışmalar çok hızlı bir şekilde sürüyor. Nasip olursa bu bu yılın sonu itibariyle Eski Malatya'ya kadar, Battalgazi'ye kadar inşallah o yolu getirmiş olacağız. 38 kilometresini tamamlamış olacağız. Önümüzdeki yılın da sonuna doğru inşallah tamamını bitirip 54 kilometrelik çevre yolunu da Malatya'mıza kazandırmış olacağız. 16 tane vilayet Malatya'da direkt şu anda bizim şu anda hali hazırda kullandığımız çevre yolundan geçiyor. Bu da trafikte bir sıkıntı oluşturuyor. Alternatif yollar açıyor belediye başkanlarımız. Güney kuşak yolu, kuzey kuşak yolu ve alternatif yollarımızı açıyoruz ama bu yeterli kalmıyor, yeterli gelmiyor. Çünkü şehirler arası yolun mutlaka o trafiği kullanan 16 ne vilayetin mutlaka çevre yolunu almamız gerekiyor. Bu anlamda da gayretimiz e, hızla devam ediyor. E, tabii bu bölgeler bizim kalemiz olan bölgeler. Burada yaşayan vatandaşlarımız hepsi bizim hemşerilerimiz, akrabalarımız, kardeşlerimiz, Cumhurbaşkanımızın her daim yanında durmuş insanlar. Bizler hizmet etmekle mükellefiz, mecburuz. Çünkü burada yaşayan vatandaşlarımız %90'ı, %95'i Tayyip Erdoğan'ın yanında. Dünya liderinin yanında, tüm mazlumların Allah'tan aşağı umudu olmuş bir kişinin yanında, sapa sağlam duran bir adamın yanında. Bizler de onun yanında durmaya devam edeceğiz. Birçok hile kuranlar var, oyun kuranlar var. Yani şimdi yangınlar var. Ülkenin birçok yerinde yangınlar var. Bu yangınları çıkartanlarla ilgili söz söylemiyor muhalefet. Bu yangınları bir an önce niye söndürmüyorsunuz? Niye uçak hemen te tedarik etmiyorsunuz? Halbuki bizim yeterli miktarda helikopterimiz var, uçağımız, üç tane de uçağımız var, diğer arazözlerimiz var. Yeterli personelimiz var. Gayret ediyorlar ama bu yangınları çıkartanlara hesap soran yok. Yani bu yangınları niye çıkartıyorlar diyen yok. Muhalefet diyor ki niye bunları diyor bir an önce söndürmüyorsunuz. Halbuki tüm ekiple beraber sahada olmamıza rağmen Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Tarım Bakanımız da İçişleri Bakanımız tamamı Çevre Şehircilik Bakanımız hepsi sahada olmasına rağmen gayret etmiş olmasına rağmen onlar bunları görmüyorlar. Bu yangınları çıkartanları hiç görmüyorlar. Sadece burada işte bir algı operasyonuyla milletin kafasını karıştırmaya çalışıyorlar. Ama onlar ne yaparsa yapsın vatandaşımız, milletimiz nasıl ki bugüne kadar 20 yıldır 15 seçimde bunlara dersini verdiyse, bundan sonraki seçimlerde de Allah nasip ederse onların dersini verecek. Onlar kiminle yol yürüdüğüne baksınlar. Vatandaş onların kiminle yol yürüdüğünü çok iyi biliyor. Ama biz inşallah bu toprakları vatan bilen, bayrağına, ezanına sahip çıkan, saygı duyan herkesle beraber inşallah yol yürümeye devam edeceğiz. Hmm. Işte bir şey var. Yaşar. bir yer şey var. Şey var. Şey var mı acaba bizim? He?